Burada da yine polinomdan bölümden kalan bulma ile ilgili başka bir testimiz var. Px ve Qx polinomları veriliyor. Bu eşitlik veriliyor. Buna göre P x'in x artı 3 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar artık ilk testin sonunda öğrenmiş olduk. Burayı öldürüyorum. x yerine x 3 koyuyorum bu polinomda. P 3 soruyor bize. Şurayı P 3 yapmak için x gördüğüm yere x 3 yazdım. x yerine x 3 yazdım. P eksi 3 eşittir. Bakın. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 eksi 6 çarpı Q eksi 3. Ki bu Q eksi 3 yabancı e, hiç bizimle işi olmayacak. X yerine eksi 3 yazmıştım. Eksi 6 eksi 1'den eksi 7. Niye Q eksi 3'ün bizimle işi olmayacak? Çünkü şurası 0. Bu 0 olunca hepsi 0. P eksi 3 dediğimiz arkadaş eksi 7'dir. Yanıtımız birinci sorumuzun yanıtı. Adana seçeneğidir. İkinci sorumuz Px ve Qx polinomları x eksi 2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla eksi 2 ve 1'dir. Yani P2 eşittir eksi 2 Q2 eşittir 1'dir. Q2 eşittir 1'dir. Buna göre tam bölündüğüne göre ne demek tam bölünmek? Kalanı 0'a bırakmak demek. Yazalım. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. P2 artı m çarpı q2. Yani p2 eksi 2 artı m eşittir 0 olmalı. Bu durumda m dediğim sayı 2'dir. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Geldik 3. soruya. px artı qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3. Yani p1 artı q1 eşittir 3. px eksi qx'in x eksi 1 ile bölümünden kalan 1. Yani p1 eksi q1 eşittir 1. Buna göre q1'i soruyor. Aslında soru polinom görünümlü, görünümlü denklem sorusuna dönüştü. q1'i direkt sorduğu için ben ikinci denklemi eksi ile çarpıp p'leri yok ediyorum arkadaşlar. 2 tane q1 eşittir 3 eksi 1'den 2. q1'de bir cevabına ulaşmış olduk. Cevabımız bursa seçeneğidir. Geldik dördüncü soruya. P5 x 2 polinomunun x 2 x 1 ile bölümünden kalan 2'dir. Yani x yerine 1 koydum. Nerede? Bu polinomda. P3 2'ymiş. Bu, buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle x 2'ye tam bölünür? x yerine 2 koydum. P2 2 bilemedim. P3'ü biliyorum. P2'yi bilmiyorum. Px eksi 2 yani x yerine 2 koyarsam p0. Onu da bilemedim. p0 ne olacak? Ceyhan'a baktım. x yerine 2'yi koydum. p3. p3'ün 0 olmadığı açık ortada. Şuna bakalım. x yerine 2'yi koydum. p3 eksi 2. E p3 2 idi. 2 eksi 2'den gerçekten 0 geldi. Demek ki denizli kesinlikle x eksi 2 ile tam bölünen bir polinomdur arkadaşlar. Geldim 5. soruya. Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı 3. Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazmıştık. Tabi bu polinomda. Yani P2 eşittir 3. Qx artı 2'nin sabit terimi 1. Sabit terim yerine x yerine 0 yazmıştık. 0'ı bu polinomda yazdık. Yani Q2 eşittir 1. 2 tane P2 eksi Q2 polinomunu soruyor bize. X eksi 2 ile bölümden kalan dediğimiz için. P2 3'tü. 2 çarpı 3 eksi kö 2 1'di. 6 eksi 1'den yanıtımız 5'tir. Geldik 6. soruya. Olduğuna göre p p x polinomunun yani p'de p 1'i soruyor. p 1'i buldum. 3 eksi 5'ten eksi 2. p eksi 2'yi bulalım. 3 çarpı eksi 2 eksi 5'ten eksi 11. p eksi 2 cevabıdır. Yani 6. sorumuzda Bursa çıktı arkadaşlar. Geldik 7'ye. Polinomunun x kare artı 2 ile hala aynı öldürme işlemini yapıyorum. x kare artı 2'yi sıfırlayacağım. x kare artı 2 sıfır ise x kare gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. x kare yerine eksi 2 yazarsak px eksi 2'nin karesi artı 3 çarpı eksi 2 artı 5 olacaktır. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 6 artı 5. Buradan eksi 2 artı 5'ten yanıtımız 3 gelecek. Cevabımız denizli şıkkıdır. Devam ettim 8. soruya. x kare eksi 2 ile x kare eksi 2'yi öldürdüm. x kare gördüğüm yere 2 yazıyorum. x kareye göre bir ayar yapalım px polinomuna. x karenin karesi çarpı x artı 2 çarpı x karenin karesi a eksi şuraya eksi yapalım. eksi 3 çarpı x kare çarpı x artı x kare artı x artı 1. Niye böyle düzenleme gereği duydum? X kare gördüğüm yere 2 yazacağım. Şurası 2. Rengi değiştirelim, yine kırmızıyla yazalım. 2. İki. 2'nin karesi 4, yanında bir tane x var. Şu 2. Iki. 2'nin karesi 4, yanında bir tane 2 var, 8. Şurası 2. Eksi 6x. Şurası 2 artı 2 artı x artı 1. Toparlayalım arkadaşlar. 4 eksi 2 x a, eksi x 8 10 11 eksi x artı 11 ya da 11 eksi x istediğimiz yanıttır. Geldik 9. sorumuza. x küp artı 2 x kare eksi 1 polinomunun bununla bölümünden kalan nedir? Arkadaşlar gene işlem nispeten kolay diye şunu yapabilirsiniz. x kare gördüğünüz yere x eksi 2 yazabilirsiniz. Nasıl yani? x küpü x kare çarpı x artı 2 x kareyi 2 çarpı x kare eksi 1 diye düzenledim. x kare gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2 eksi 1. Dağıttım. x kare eksi 2x artı 2x eksi 4 eksi 1. Eksi 2x artı 2x gitti. x kare eksi 5. x kare eksi 5 kalan olmaz. x kare gördüğüm yere bir adım daha x eksi 2 yazacağım. x eksi 2 eksi 5'ten yanıtımız x eksi 7 olacak. Niçin kalan olmaz x kare eksi 5? Çünkü kalanın derecesi bölenin derecesinden en azından bir küçük olmalı. Burada her ikisi de ikinci derece oldular. Geldik 10. soruya. Px, üze, px eşittir x üzeri 4 x kare artı x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir? Öldürdük. x kare gördüğüm yere eksi x artı 1 yazıyorum. Bu x karenin karesi olduğuna göre x üzeri 4. Eksi x artı 1'in karesini almalıyım. Biricinin karesi x kare çarpımlarının 2 iki katı ikincinin karesi. x kare gördüğüm yere bir daha eksi x artı 1 yazıyorum. Eksi 3x artı 2. Bizden istenen kalandır. Yanıtımız da Bursa'dır arkadaşlar. Devam edelim. 11. soruya. x kare artı 1 ile tam bölündüğüne göre x kare artı 1'i ördürdük. x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazdık. px eşittir. a çarpı x karenin karesi artı b çarpı x kare çarpı x artı 4 çarpı x kare artı 3x artı 1 Şimdi x kare yerine eksi 1 yazıyordum. Şuraya eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1 a. x kare yerine eksi 1 yazdım. Eksi bx. x kare yerine eksi 1 yazdım. Eksi 4. Artı 3x artı 1. Toparlayalım arkadaşlar. Bu tam bölündüğüne göre 0'a eşitmiş. x terimler 3 eksi bx oldu. Diğer taraftan sabitler de a eksi 4 artı 1'den a eksi 3 oldu. Eşittir 0. Buradan b de 3 oldu, a da 3 oldu. Bu durumda ab çarpımı 9 istediğimiz yanıt olacaktır. 11. sorumuzun cevabı Bursa'dır. Devam ettik 12. sorumuza. x kare artı 1 ile bölümünden kalan 2x eksi 1'miş. x kare artı 1'i sıfırladım x kare eşittir eksi 1. x kare gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Önce p eksi 1 x kareye göre düzenleyelim. x karenin karesi artı 3 çarpı x kare çarpı x eksi 2 x kare artı mx artı ne? x kare gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi 3 x. Eksi 1 yazdım. Artı 2 artı mx artı ne? Kalanımız 2x eksi 1'miş m eksi 3 x artı n artı 3 eşittir 2 x eksi 1. Buradan m eksi 3 eşittir 2, n artı 3 eşittir eksi 1, m eşittir 5, n eşittir eksi 4. m artı n toplamını istiyor? Toplamımız da 1'dir. Bu durumda 12. sorunun cevabı da denizli oldu arkadaşlar. Geldik 13'e. Polinomu x kare artı 2x eksi 1 ile bölümünden kalan 2x artı 1 olduğuna göre. x kare artı 2x artı eksi 1'i 0'a eşitledim. x kare gördüğüm yere eksi 2x artı 1 yazmalıyım. x kareye göre yine bir düzenleyelim. Biraz uzun işlemimiz olacak. x kare çarpı x artı x kare artı ax artı b eksi 1. Yazdım. Eksi 2x artı 1 çarpı x eksi 2x artı 1 artı ax artı b eksi 1. Şunu dağıtırsam eksi 2x kare artı x eksi 2x artı 1 artı ax artı b eksi 1. Son olarak şurada x kare yerine eksi 2x artı 1 yazıyorduk arkadaşlar. Yazalım. Şunun yerine eksi 2x artı 1 yazarsam 4x eksi 2. Şurası eksi x oldu. Bu artı 1 eksi 1'i götürdü. Artı ax artı b. Bakınız ne oldu arkadaşlar? x terimleri paranteze alırsak a artı 3x artı b eksi 2. Bize neyi verdi? Kalanı. Yani 2x artı 1'i. a artı 3 2 ise A eşittir eksi 1'dir. B eksi 2 1 ise B eşittir 3'tür. B eksi A farkını soruyor. B eksi A 3 eksi eksi 1'den yanıtımız 4 olacaktır. 13. sorumuzun cevabı Edirne'dir. Devam edelim sevgili arkadaşlar. 14. soru. Polinomun çarpanlarından biri. O zaman x kare artı 2'yi sıfırlayalım. x kare eşittir eksi 2 x kare yerine 2 yazarsam px x kareye göre bir ayar çekelim. x kare art, x karenin karesi artı 1 bölü 2 x kare çarpı x artı 2 çarpı x kare artı mx. x kare gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. Şunu yerine eksi 2 yazdım. Eksi x. x kare yerine eksi 2 yazdım. Eksi 4 artı mx. Bu kalan sıfır eşit olmalı ki çarpanlarından biri olsun. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Sabitler zaten gitti. m-1x eşit sıfır. De Demek ki m sayımızda 1 olmalı ki bu ifade sıfıra eşit olsun. m sayımız buradan 1'dir. Bir sonraki soruya da geçtim. 15. soru. x kare eksi x artı 1 ile tam bölündüğüne göre. Arkadaşlar bakın. Bu çok bilindik bir şey. Şimdi burada yine daha önceki sorularda gördüğümüz gibi x kare eksi x artı 1'i sıfıra eşitleyip x kare gördüğümüz yere x eksi 1 yazabiliriz. Ama ikinci bir yol verelim. x kare eksi x artı 1 tanıdık bir şey. Bunu sıfırladık. Nereden tanıyoruz biz bunu? x artı 1'in x küp artı 1'den. Her iki tarafı x artı 1 ile çarparsam. Bakın x küp artı 1 sıfır olur. O zaman x küp yerine 1 yazmam yeterlidir. x küp yerine 1 yazdım. Eksi 1 artı ax kare artı bx artı 3. Tam bölünecek. Şimdi x kare yerine bir de x 1 yazalım. X, e, şurasına a yerine x 1 artı bx. Şuradan da 1 artı 3'ten artı 2 geldi. Bu 0 olacak. ax artı bx eksi a artı 2 eşittir 0. Sabit sayı 0 olsun diye a 2'dir. a artı b 0 olsun diye b de eksi 2'dir. Bu durumda b sayımız eksi 2 olacaktır. Böylece 15. sorumuzun da sonuna geldik. Polinomlardaki kalan bulma konusu da epey ilerletmiş olduk arkadaşlar. Diğer testlerde görüşürüz.